Manşete hoş geldiniz. Seçim arefesi çok şeylere gebe. KCS çıktık. Evet belki seçime aylar kala ya da seçime günler kala olacak olası bir takım gelişmeler siyasetin ve elbette ülkenin kaderini etkileyebilir, değiştirebilir. Neler olabilir bunlara bakacağız. Ülkede gündemde şu anda siyasi olarak 2-3 konu var. Bir tanesi HDP'li Sezai Temelli'nin çıkışı, İmralı'yı adres göstermesi ve çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır demesi. Selahattin Demirtaş'tan bir cevap geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikinci bir açıklama geldi. O arada altı parti bir araya geldi, altı muhalefet partisi bir araya geldi ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasi konusunda bir ilke mutabakatına varmak üzere toplantılar yapıyorlar. Belli ki kurmaylar bir arada yeni döneme, biçim vermeye çalışıyor. Bütün bunlar AKP'deki oy kaybıyla, Erdoğan'ın erimesiyle ve tekrar seçilme ihtimalinin ortadan kalkmasıyla ve Türkiye'de Erdoğan'sız dönemin nasıl olacağına dair bir beyin fırtınası yeniden siyaseti ve gündemi, kamuoyunu ve elbette ülke gündemini şekillendirme çabası. Bütün bunların hepsine bakacağız son derece hareketli bir döneme girildi yani Ekim Kasım Aralık daha da hareketli olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının siyasete bir hareket getireceği üzerinde de duruluyor. Her ne kadar ben bütün bu gelişmelerden çok fazla heyecanlanmasam da son 5-6 yıldır yaşananlar ortada sadece gelişmeleri dikkatli bir gözle takip etmeye taraflar hangi pozisyonda ve ne biçimde konumlanıyorlar ve bu neye hizmet edecek veya neye hizmet etmeli veya neye hizmet etmesi beklenirken nelere sonuç verecek bunu anlamaya çalışıyoruz. Gelişmelere şöyle kısaca bakacak olursak Sezai Temelli dedi ki kişisel görüşümdür partiyi bağlamaz ki bir tweet atmıştı çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır demişti. Bu elbette onun kişisel görüşüydü ama bir HDP eski eş genel başkanı olması hasebiyle görüşleri önemliydi ve elbette e, MAKES de buldu, Yankı da buldu. E, Fikret Bila'ya konuşmuş e, Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV.com.tr'de. Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz diyerek e, devam ettirmiş. HDP elbette kolaylaştırıcıdır, kolaylaştırıcıdır ama asıl muhatap İmralı'dır şeklinde konuşmuş. Evet. Halk TV'ye Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada Fikret Bilay da bunu İmralı da Kandil'de muhatabımız değil başlığıyla köşesine taşımış Kılıçdaroğlu son noktayı koydu. Notunu da düşmüş. Selahattin Demirtaş'tan önemli bir açıklama geldi. Benim bildiğim HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümüne bütün sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür. Elbette muhataptır. Çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir demiş. Devamla tabii ki HDP Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların herkesimin açık şeffaf katılımını muhataplığını bilecek siyasi birikime deneyime sahiptir diyor. Faydasız çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz diyerek de üstü kapalı olarak Sezai temelliği eleştiriyor ve Abdullah Öcalan'dan hiç bahsetmiyor. Çözümün adresi TBMM'dir. Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümüne HDP taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür diyerek de İmralı'nın bir iradesi olmadığı bu konuda ve olmaması gerektiğini de zımnen altını çiziyor. Bütün bunların hepsi önemli gelişmeler. Benim yaptığım açıklamalara da bir takım tepkiler geldi ve Özellikle Kürt Siyasal Hareketi'nde bir bölüm gerçekten İmralı'yı, İmralı Abdullah Öcalan'ı çok önemsiyor. Ben de önemsemiyor değilim. Evet, Abdullah Öcalan, İmralı, Kürt meselesiyle ilgili konularda mühim bir taraftır. Ne diyeceği önemlidir. Ne diyeceği önemli olduğu içindir ki zaten 2015 çözüm süreci sürecinde, 2013-14-15 çözüm süreci sürecinde iktidar oraya adeta seferler düzenledi İmralı'ya ve bu seferleri e, bu seferlere HDP'liler katıldı. Başta Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, e, Sırrı Süreyya Önder olmak üzere mektuplar gitti geldi. Hatta bu mutabakat e, bu tutanakların yayınlanması Milliyet gazetesinde büyük gürültü kopardı. Bütün bunların hepsini hatırlıyoruz. Dolayısıyla e, belli ki e, 2013'te, 2014'te, 2015'te İmralı orada dururken Abdullah Hocalığına gidilip gelinirken mektuplar götürülüp gelinirken notlar alınırken vesaire hükümetin önceliğinde, o günkü iktidarın önceli, öncülüğünde yol vermesiyle Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın vesaire onu o gün önemseyeceksiniz de bugün bunu yok sayacaksınız. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir diğer konuda Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamayla Kürt Siyasal Hareketi'nin kırmızı çizgilerini çizdiğini, bundan geri, adım atı, geri adımın söz konusu olmadığını düşünenler var. Dolayısıyla Kürt siyasal hareketi bir tam anlamıyla bir bütünlük içerisinde de değil. Bunu zamansız, vakitsiz bulanlar da var. Bunun yanlış olduğunu düşünenler de var. Bunun doğru olduğunu düşünenler de var. Ve bu işler iktidarla götürülmez. İşte efendim ve biz kendi içimizde bu işin çözümünü bulacağız ve bu iş bir yere doğru gidecek diyenler de var. Var oğlu var, var. Sadece Türkiye gerçekleri Masaya yatırılarak, mevcut Türkiye siyasal kompozisyonu masaya yatırılarak, muhalefet, iktidar ilişkileri, iktidarın yaklaşımı, şu an adalet sisteminde olanlar, bunu tırnak içinde söylüyorum, Türk yargısının e, özellikle Kürtlere, Kürt siyasal hareketine yönü, yön, yönelik tazyiki söz konusu olduğunda, bir şeytanlaştırma söz konusu olduğunda, HDP parlamentoda yok sayılırken, e, bütün bunlar e, söz konusu olduğunda e, daha gerçekçi bir analiz yapmak icap ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP heyetiyle görüştü. Çıkışta ortak bir açıklama bile yapmadılar birlikte. Yan yana görüntü bile vermek istemediler. Bu noktadan CHP liderinin HDP e, çözümün adresidir, HDP ile görüşülür meşrudur demesi, böyle bir noktaya gelmesi önemli. Ama elbette e, İmralı'yı gayrimeşru e, gösterip İmralı'yla çözüm olmaz, Abdullah Öcalan'la çözüm olmaz demesi de Kürt siyasal hareketini kızdırıyor. Neticede böyle bir, bir taraflar birbirine çeşitli kırmızı çizgiler üzerinden benim çizgim bu senin çizgin o, o olmaz falan bu şekilde bir idrar yarışı neye hizmet ediyor buna bakmak gerekiyor. Yani Türk siyasal e, hareketi, e, Kürt siyasal hareketi hangi noktada Türkiye'de siyaset zemini hangi noktada bütün bunlara bakarak e, sağlıklı bir bakış açısını koymak icap ediyor e, diyeyim. E, mühim bir haber var. E, 6 partiden tarihi toplantı bunu Ayşe Nur Aslan Halk TV yayınında gündeme getirdi. 6 muhalefet partisi parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da bir araya geldi diyor. Haber e, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi toplantıda temsil ediliyorlarmış. Kurmaylar düze düzeyinde isimler de var. Burada görüyorsunuz. Bu toplantıların düzenlenmesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istemiş. En büyük muhalefet partisi olarak ön ayak olmuş. Ee, diğer partilere teklif götürülmüş. Her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle e, dün akşam ikinci toplantı yapılmış. E, ilk defa da bir araya geliyor değil demek ki. Ortak bir metin e, hazırlanmaya çalışılıyormuş. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya... Götürüyor onun üzerinde görüşmeler yapılıyormuş. Ortak metin oluşturulduktan sonra belki de diyor Halk TV'ye e, bilgi verenler genel başkanlar ortak bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşacak diyor. E, Millet İttifakı'na Deva ve Gelecek Partisi'nin de bu noktada e, destek verdiği veya katıldığı veya bu toplantılarda temsil edildiği bilgisi de önemli. Yani Ahmet Davutoğlu ve e, Ali Babacan'ın e, partileri onlar da belli ki e, aynı zemini e, aynı zeminde... E, buluşmuş e, bir ortak metin e, çıkarmaya çalışıyorlar birlikte. Bir de işin e, böyle bir e, yönü var. Bir diğer gündem maddesi şu, bu konuyu e, sürdüreceğim. Bülent Arınç'ın açıklamaları, bizim dindar insanlarımız bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz diyor. Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini, tamamen tersine dönmek ne demekse, çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar diyor Evet Dindar insanlar derken yani dindarı çıkartırsanız bizim insanlarımız böyledir cebine giren paraya bakar bir ekonomik söz konu, kriz söz konusu ekonomik kriz söz konusu olduğunda e, din diyanet şu bu falan e, asla e, gündemlerinde olmaz babasını bile tanımaz manasına söylüyor Brent Arınç. Evet, geriye doğru 50 yıllık milli görüş hareketi, Or aşağı yukarı 30 yıldır da bir e siyasetin içinde aktif ve gelinen noktada yaptığı yapabildiği eleştiri kritik bu. Evet. Keşke daha e özgür olabilseler ve düşüncelerini serbestçe paylaşabilseler, konuşabilseler. Neler söylerler, ne konularda tanıklık yaparlar ve belki gidişatı değiştirecek sürece bir katkıları olur. Bir diğer gündem Erdoğan Amerika'da ve içeride sanki Amerika Erdoğan'a kırmızı halılar serdi. Bütün Amerika'da gündem bu falan gibi bir hava estiriliyor. Alakası bile yok. Orada yüzlerce lider var. Birleşmiş Milletler toplantısı için oraya gitmişler. Erdoğan Joe Biden'la görüşmeyi umuyor ama bir randevu verilmedi. Verileceği de yok ama Joe Biden'ın White House'da bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesi var. İklim krizi gündemli. Onu da belirtelim. Büyüklüğümüzü yansıtan başyapıt denmiş. New York'taki bir gökdelen açılışı. Türk evi yapılmış efendim oraya. Oraya da o yani 1977'de İhsan Sabri Çağlayangil döneminde alınan arazi üzerine inşa edilmiş bu gökdelen yaklaşık 300 milyon dolara mal olduğu ifade ediliyor. Sosyal ağlarda bu fiyata siz 10 binlerce öğrenci yurdu yapabilirdiniz Türkiye'de ve eğitim öğretim sezonunun sezonunun başladığı şu günlerde üniversiteler açta açıkta kalmazdı diyenler de var. Bu sabahın manşeti büyüklüğümüzü yansıtan başyapıt. Böyle manşetler attığınızda bunun tam aksi söz konusu. Yani aslında tam aksini teyit etmiş oluyorsunuz. Yani büyük değilsiniz. Bir böyle bir yere 300 milyon dolarlık bina dikerek ki bunu her yerde arsa alarak yapabilirsiniz. Bunu Londra'da da yapabilirsiniz, Paris'te de yapabilirsiniz, bütün dünya başkentlerinde yapabilirsiniz. Bunu yapınca orayı fethetmiş olmuyorsunuz ama o binaya çok büyük anlamlar yükleyenler oluyor, evet. Büyük değilsiniz, büyük olmadığınız için muazzam bir aşağılık kompleksi var ve New York'ta bir bina dikerek parayı bastırıp bir bina dikerek bununla büyüklük gösterisi yapıyorsunuz ve dolayısıyla Amerika'da olan klasik laf bir kere de ben tekrar edeceğim. Türkün Türkiye propagandası oluyor. Bu gençlerin gururu ne olacak diyor. Gazete Pencere manşetten sormuş. Cumhurbaşkanı inşaatına yaklaşık 291.2 milyon dolar harcanan yani 2.4 milyar TL Amerika'nın New York kentinde Türk evini haklı bir gurur yaşıyoruz. Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini, artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı sözleriyle hizmet açtı hizmete açtı. Türkiyevi Konsolosluk Rezidansı, lojman ve öğrenci yurduna da ev sahipliği yapacak diyor. Türkiye ise dün devlet yurdu çıkmayan, artan kiralar ve özel yurt ücretleri nedeniyle kalacak yer bulamayan üniversite öğrencilerinin yaşadığı drama tanıklık etti. Barınamıyoruz hareketini kuran öğrenciler Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda sabahlayarak yurtsuzlar olarak, İzmirli öğrencilerse Hasanpaşa Parkı'nda çadır kurarak kira, pansiyon ve yurt fiyatlarını protesto ettiler diyor. Saray yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz demiş Cüneyt Arkın. Videosu çokça dolaşıma girdi. E, seyredin lütfen Cüneyt Arkın diye ararsanız Twitter'da başka mecralarda da bulursunuz. Tıp fakültesi mezunudur Cüneyt Arkın. Bir tıp doktorudur. E, 80 küsür yaşında. Ve diyor ki ya benim dönemimde bu konu vardı. Hala var. Bitmedi bitmedi. Halledemedik. Herkesin döneminde vardı bu yurt meselesi. Ben de Ankara'da üniversiteyi kazanıp geldiğimde e, belki... Cüneyt Arkın'ın fakülte yıllarından bir 30 sene kadar sonra 1980'lerin sonunda yurt çıkmamıştı. Dolayısıyla güç bela, torpille falan böyle bir özel yurda falan kendimizi atmıştık. Evet. Namıktan eski Amerika elçisi beton diplomasisi diye bir kavram kazandırdık literatüre. Zira New York'a 35 katlı bina dikmekle övünüyoruz. Tek konu bu. Öylesine abarttık ki sanki gökdelenler şehrinde bu boyutlarda ilk binayı biz yapmışız. Orada bizimkine benzer onlarca bina var. Lütfen dönüp etrafınıza bakın demiş. O arada Hürriyet'in 28 Şubatçılarındandır. Ee, şimdi Hürriyet'te yazıyor ama o zaman sabahın Ankara temsilcileri, temsilcisiydi. Fatih Çekirge her dönemin insanı New York'un kalbinde yükselen 171 metrelik muhteşem gökdeleni Cumhurbaşkanı Erdoğan açmadan önce dolaştım falan diyerek bir övgü yazısını da döşenmiş böyle. Evet. Her dönemin insanları. Sonra da sağa sola e, çamur atıyorlar, sağa sola çemkiriyorlar. E, bu gerçekten Türkiye'deki medya mahallesini anlamak gerçekten güç yani bu içlerindeki solucanlara bakmıyorlar da sonra da e, geriye doğru sicilinde bu tarz örnekler bulunmayan e, insanlara e, çamur atmakla meşguller. Serhat Uçak paylaşmış ki Erdoğan'ın konvoyu da çok konuşuldu New York'taki konvoyu. New York'ta gazetecilik yaptım, yaşadım diyor Serhat Uçak. Birleşmiş Milletler toplantılarını takip ettim. Böyle bir konvoyu sadece ve sadece Türk yöneticilerde gördüm. BM koridorlarında en kalabalık dolaşan ekip de hep bizimkilerdir diyor. Evet. Özgür Erdur'sun paylaşmış. 37 milyonluk Kanada'da öğretmenin aylık maaşı 6000 dolar. 2016 model Mercedes fiyatı 15.000 dolar. 2,5 iki, iki aylık öğretmen maaşıyla alınabiliyor demiş. Bu örnekleri İsveç'ten İngiltere'ye, Amerika'ya, İtalya'ya, İspanya'ya çeşitlendirebilirsiniz. Almanya'ya. Mesele bu değildir. Türkiye'de bu olaylar hep bir hiçbir zaman olması gerektiği gibi olmadı. Evet yani batıda araçlar bir binek yani otomobiller binek aracıdır ve o bir katma değer değildir, bir rant şeysi değildir. İnsanlar birkaç aylık maaşıyla bir otomobil alabilirler. Sıfır kilometre bir otomobil bile alabilirler. Kanada'da böyle de işte Almanya'da böyle de İngiltere'de böyle de yani oranın halkına, oranın milletine, oranın geriye doğru geçmişine de bakmak icap ediyor biraz. Tek başına e, olacak bir şey değil. Topyekün bir düzelme, e, toplumsal bir e, uyanışla bu mümkün. E, bizim normal ömrü hayatımızda bir insanın ömrü 50 seneyse, 70 seneyse, 80 seneyse neyse çok yaşanacak, olabilecek gibi görünmüyor şu aşamada. Dolayısıyla Türkiye kendi gerçeklerine bakmak durumunda. İşte kendi gerçeklerinden biri de bu. Valide bağ korusu. Hukuk ve doğa katliamı AKP'li belediye moloz dökmeye başladı vatandaş isyanda. O arada profesör doktor idare hukukçusudur. Metin Günday Ankara'daki aşı karşıtı mitinge tepki olarak demiş ki konu insan hakları olduğunda yasak aşı karşıtı miting olunca serbest. Valide, valide bağ meselesinde de ee, ...yine işte polis eşliğinde kepçeler giriyorlar, bir şeyi düzeltmeye çalışıyorlar. Dönelim tekrar Valdeba. Eser Karakaş paylaşmış. Validebağ alanına inşaat, AVM, otopark falan yapmak istemek... ...Kalamış sahiline çökme girişimleri İstanbul'a, Kadıköy'e büyük ihanettir. Çok vahim şehir suçlarıdır. Kalamış'ta gençliğini geçirmiş biri olarak... ...bunun peşini bırakmayacağım pislikler demiş. Evet. O arada... Berkant Gültekin paylaşmış Central Park'ta ki New York'un merkezindeki meşhur park sabah yürüyüşü yapan AKP'li bakanlar İstanbul'un sayılı yeşil alanlarından Valdebağ korusuna moloz döken AKP'li Üsküdar Belediyesi. Böyledir yani bir tarafta bakanlar biri Turizm Bakanı galiba soldaki sağdakinin ne bakanı olduğunu bilmiyorum ama Mehmet Muş olabilir isim. Bakanları bile tanımıyoruz artık. Neyse, böyle Central Park'ta sabah yürüyüşü yapıyorlar. Orada görüyorlar doğayı, çevreyi, işte park nasıl korunmuş, kimse buranın metrekaresi bilmem ne kadardır deyip bir şey dikmeyi falan düşünmemiş. Öbür tarafta da, İstanbul'un kalan son korusuna, son ağaçlığı, son parkına, son alanlarına falan çökmeye çalışan, orada bir şeyler yapmaya, rant devşirmeye çalışan AKP'li belediyeler. AKP belediyeciliğinin de bittiğini gösteriyor bu. Bir başka kıyıda, köşede kalmış bir haber. TSK'da yeni istifalar, 3 general daha istifa etmiş. Daha doğrusu emekliliğini istemiş. Günün haberi demiş Kerim Has. Generaller bile gemiden atlıyorlar artık. Mühim tarafı bu o generaller kimlerdir, neden istifa etmişlerdir bilmiyoruz. Araştıranlar bulabilir. Siyasi e, silahlı kuvvetlerde tanıdıkları olanlar, haber kaynakları olanlar bunu araştıracaklardır Türkiye'de gazetecilik kaldıysa ama Kerim Has'ın dikkat çektiği konu önemli. Generaller bile gemiden atlıyorlar artık. Kumru Başer paylaşmış, çok tuhaf bir dünyadayız. Netflix'te 11 Eylül belgeseli var, 5 bölüm. Amerikan yönetimlerinin 15-20 yıl içinde, ülke içinde, dışında işledikleri hukuksuzluk, suç, yalan, işkence ne varsa bizzat Amerikalılar tarafından anlatılıyor, aktörlerin çoğu yaşıyor ama sonuç yaratmıyor bunlar. Bu hep böyledir. Olaylar olup bittikten 5 sene, 10 sene sonra filmler çekilir. İşte Amerika'nın kimyasal silahı var diye Saddam Irak'a girdiği, ee, ama aslında olmadığı falan. Filmlerde, belgesellerde konu edilir, işte 11 Eylül ile ilgili gerçekler e, yazılır, çizilir. Belgeseller gerçekleri söyler, hem de o ülkelerde çekilen belgeseller. O ülkelerin sinemalarında, televizyonlarında milyonlarca seyredilir. Fakat, e, o iş devam eder. Yani 2008 ekonomik kriziyle ilgili yayınlanan belgesellerin tamamına yakınını seyrettim. Oradaki şirketlerden bir ikisi battı, kalanı hala devam ediyor. Şirketler kurtarılır, ülkeyi dolandıran, vatandaşı dolandıran, vergi kaçıran, şunu bunu yapan neyse. Morgıç piyasası çöktü yahu 2008'de Amerika'da. Neyse hepsi vatandaşa bir külfet olarak döndü. Fakat aktörleri devam ediyor hala. Hemen her konuda bu böyledir. Türkiye'de de böyle maalesef. Mühim olan o işin belgeseli çekilmeden, o iş kapanıp gitmeden bu konuyu sıcak tutmak. Bakın bu konuda Türkiye Tribunal diye bir Türkiye mahkemesi kuruldu Cenevre'de. Bu Twitter adresi burada da e, yayın devam ediyor. E, i̇ki gündür sabah öğlen seanslarıyla Türkiye'de işkence görenler, kötü muamele görenler e, kendi deneyimlerini anlatıyorlar, e, tanıklıklarını anlatıyorlar. İşte sıcağı sıcağına bir olay devam ederken ancak bir konuda çözüm üretebilir veya... E burada ne yapabiliriz? Yani 10 sene sonra bunun belgeselini çekmek kolay. 10 sene sonra bu konuda konuşacak insanları bulmak da kolay. O Fatih Çekirge'ler, Fikret Biralar da gelip orada konuşurlar ha, eğer hala yaşıyorlarsa. Mühim olan şimdi. Şimdi bir şey söylemek. İşte Cenevre'deki Turkey Tribunal mahkeme yani Türkiye Mahkemesi bunu yapıyor. Gerek Twitter adresini, gerekse şu anda halen devam ediyor dün bugün YouTube'daki yayınlarını geriye doğru izleyebilirsiniz. Oradaki canlı tanıklıkları e, görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet. İş işten geçmeden diyoruz ya. Memduh Bayraktaroğlu paylaşmış 7-8 ayrı kamu kurumundan maaş alanlar sadece iki maaşı kendilerine kalan 5 ya da 6 maaşı ortak gelir havuzuna mı teslim ediyorlar diye soruyor. Güzel bir soru ama Memduh Bayraktaroğlu'nun e, muhtemelen hastane odasında çektiği bu videoda söylediği başka mühim bir konu daha var. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Bir takım tetkiklerinin devam ettiğini e, ve sağlık durumunu şeffaf bir şekilde e, YouTube'daki 300 küsür bin abonesiyle paylaşacağını söyledi. E, mühim bir şey daha söyledi e, ki Sedat Peker'le de bir takım karşılıklı diyalogları veya işte paslaşmaları olmuştu e, sosyal ağlar üzerinden, YouTube üzerinden. Memduh Bayraktaroğlu diyor ki Sedat Peker şimdi susmuş olabilir, mealen söylüyorum. Fakat seçim satımı haline girdiğinde konuşacak. Çok sayıda bilgi, belge, dökümana sahip ve ortalığı ayağa kaldıracak. Tefsirde şeyler var, elinde malzeme var ve seçim satımı haline girdiğinde bunları açıklayabilir. Ben bunu bilgiye dayalı olarak söylemiyorum, deneyimlerime dayalı olarak söylüyorum seçime seçim tarihi ilan edildikten sonra seçime 20-25 gün kala bunları patlatabilir dedi Memduh Bayraktaloğlu. Bu konuda başka görüşler de var. Sabah Güne Bakış yayınında Turan Görür Yılmaz da bahsetti. Her, aklın yolu bir. Belli ki 1 Ekim'den itibaren ki Sedat Peker'in verdiği bir tarihti. 1 Ekim'de görüşürüz demişti Süleyman Soylu'yu işaret ederek ki 1 Ekim'e yaklaşık 10 gün kaldı. 1 Ekim'den itibaren Sedat Peker belli ki bir takım şeyler açıklamaya başlayacak ama bir seçim sürecine girilir ve seçim tarihi de belli olursa oraya doğru yapılacak açıklamalar sadece Sedat Peker değil hemen her konuda alınacak tavırlar da belli ki çok e, belirleyici olacak. Seçim arefesi çok şeylere gebe derken e, bunu kastediyorum. E, Türkiye'de e, iktidarın e, kendi başına kendini dönüştüreceği, değiştireceği yok, sorunlara çözüm bulacağı yok. E, muhalefetin de iktidarı devirmek için güçlü, etkili bir adım attığı, atabileceği şu ana kadar görülmedi. Ama belli ki belli dinamikler devrede ve e, her zaman e, seçim kararı, e, daha doğrusu iktidarı değiştirmek kararını esasen vatandaş vermiyor. Yani demokrasilere bakıp seçimlere, serbest seçim midir değil midir, manipülasyonlara açık mıdır. Seçim ne demektir? Demokrasi nerededir falan bu konulara girersek çıkamayız. Bu konu hala bir fikir egzersizi olarak devam ediyor. Yani demokrasi ideal bir sistem midir? Seçmen gerçekten kendini yönetmekte midir? Kendisini yöneten insanları sağlıklı bir analizden geçirerek tercih ediyor ve gerçekten hak etmiş olanlar, olan insanlar ülkeleri idare ediyorlar ve o ülkelerde doğru bir biçimde seçmenden aldığı yetkiyle filan e, o yönetimler ülkelerini o ülkeleri idare ediyorlar bu e, konuda o kadar emin değilim e, seçmenler önlerine sunulan seçeneklere bakarak karar veriyorlar. Ceplerine bakıyorlar, ekonomik durumlarına bakıyorlar, kendi sosyal statülerine falan filan bakıyorlar. Bununla alakalı işte önlerine ne konmuşsa ona göre bir karar veriyorlar. Bugüne kadar bu hep Tayyip Erdoğan ve AKP oldu Türkiye'de. Neden? Çünkü belli konfor alanları vardı seçmenlerin ve bu bozulsun, buna halel gelsin istemediler. Şimdi karar yapıcılar ve seçmeni bir biçimde etkilemeye dönük bir takım projeksiyonlar geliştirenler seçmenin önüne ne konacağını, önümüzdeki seçimlerde seçmenin önüne ne konacağını e, kestirmekle, planlamakla meşguller. Hangi adaylar çıkacak ve neyle çıkacak? Ve e, AKP Tayyip Erdoğan nasıl devrilecek? Bu e, bu sancılı mı olacak, sancısız mı olacak? E, ve bu geçiş dönemi nasıl idare edilecek? Bu geçiş döneminden sonra gerçekten Türkiye bir parlamenter sisteme dönecek mi? Bunun fikir egzersizleri ee, başlamış durumda ee, hani beyin fırtınası deniyor ya bunun beyin fırtınası başlamış durumda elbette bir tarafta muhalefet e, bir biçimde seçimi seçim arefesinde işte güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 6 parti bir araya gelerek deva ve gelecek de dahil ki bunu önemsiyorum bir ortak metin, bir ortak plan program etrafında bir işi şekillendirmeye çalışıyorlar. Öbür tarafta HDP'yi de belli ki bu partiler oyun dışında kalsın istemiyorlar. Dolayısıyla HDP önümüzdeki günlerde bir manifesto yayınlayacak, bir eylem planı yayınlayacak ve bu... Bunun öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı da boşuna değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözümün adresi meşru, HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir derken İmralı değildir derken HDP'nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı siyasi manifestoya esasen bir gönderme de yaptı. HDP için de o arada tırnak içinde söylüyorum Sezai Temelli gibi çatlak sesler çıkmış olabilir. Bu kimine göre çatlaktır kimine göre değildir. Çatlak sestir veya değildir. Başta söyledim tekrar etmeyeceğim. Fakat mevcut Türkiye koşulları içerisinde bir şekillenme Mevcut Türkiye koşulları içerisinde seçim satım haline fena halde girilen şu günlerde Erdoğan sonrası dönemin nasıl olacağına ilişkin bir fikri egzersiz söz konusu. Bunu da yabana atmamak gerekiyor. Bir de tabii diğer aktörler var. Memduh Bayraktaroğlu'nun işaret ettiği gibi Sedat Peker ve diğer itirafçılar. Erdoğan bayrakları da buna ekleyin lütfen. Çünkü her gelişme, her negatif gelişme iktidardan bir parça koparıyor. Evet savcılar harekete geçmiyor. Evet ülkede yer yerinden oynamıyor ama her gelişme, her olumsuz gelişme e, iktidardan bir parça koparıyor ve iktidar bunu değiştirmek. E, buna karşı e, bir operasyon yapmak ya da bir hamle, gerçekleştirmek istediğinde her defasında bunu eline yüzüne bulaştırıyor. Başta Tayyip Erdoğan, sonu altına altında tüm kurmayları AKP siyaseti vesaire. Böyle bir sürece girdik. Bu süreci iyi takip etmeye çalışmak, duygusal tepkiler vermemek, Türkiye gerçeklerini elbette göz önünde bulundurmak ve e, geçiş dönemi nasıl dizayn edilir, bu iş sancısız, gürültüsüz, patırtısız veya az kayıpla, az hasarla nasıl sağlanır ve sonrası nasıl restore edilir, buna kafa yormak gerekiyor. Yani İmralı, Abdullah Hocalan, HDP, kırmızı çizgiler, beyaz çizgiler, pembe çizgiler, bütün bunlardan bağımsız mevcut koşullara göre bir yol haritası çizmek icap ediyor. Biz de bu sürece tanıklık ediyoruz ve yeri geldikçe de elbette e, analizlerle e, ve... E, bir takım gerçeklerle e, toplumu buluşturmak e, konusunda ki Türkiye medyası e, bu konuda çok iyi değil. Örnekleriyle anlatıyorum. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki süreçte bu sosyal medya yasasını falan da bu şekilde yorumlamak lazım. İktidar e, bir takım şeyleri tersine çeviremiyor ama bir takım şeylerin, bir takım konuların açıklığa kavuşması, gerçeklerin ifade edilmesi, doğru analizler yapılması falan noktasında sosyal ağlardan çok rahatsız. Dolayısıyla fişini çekme, tamamen kesme ve orada konuşan insanları mahkemeyle, cezaeviyle falan tehdit etme falan yoluna gidebilir, gidecektir. Dolayısıyla sert bir mücadele dönemine, sert bir çatışma dönemine girildiğini öngörebiliriz. Sonraki manşette buluşmak üzere, hoşçakalın.